Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. NATO Savunma Koleji Vakfı'ndan Magreb analisti Umberto Profazio, Rusya ya da Türkiye'nin Libya'da imzaladığı her anlaşma, Avrupalı ortaklar için azalan bir ekonomik anlaşma anlamına geliyor, ifadesine yer verdi. Katar merkezli olarak yayın yapan Al Jazeera'nın Libya analizindeki Türkiye ifadeleri gündeme oturdu. Kuruluş, Fransa ve İtalya'nın Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Analizde ayrıca ekonomi alanında da dikkat çeken demeçlere yer verildi. Buna göre NATO Savunma Koleji Vakfı'ndan Magreb analisti Umberto Profazio, Rusya ya da Türkiye'nin Libya'da imzaladığı her anlaşmanın Avrupa'da ekonomik anlamda olumsuz bir etki yarattığını söyledi. Al Jazeera'da yayımlanan analizde, Fransa'nın Libya'nın doğusundan yabancı savaşçıların çekilmesinin ilk aşamasının tamamlandığını açıklaması hatırlatıldı. Diplomatlar, çekilen ilk grubun Çad'dan paralı askerler olduğunu dile getirdi. Libya'da 24 Aralık'ta planlanan seçimin ertelenmesinde ülkedeki yabancı savaşçıların ayrılmamasının da etkili bir faktör olduğu belirtilen analizde, Sahel bölgesinden bazı yabancı savaşçılar Libya'dan ayrılsa da Türkiye'nin askeri varlığı ya da Rusya'nın Wagner grubunun öngörülen bir gelecekte ülkeden ayrılacağına dair bir işaret yok, denildi. Birincisi, Türkiye'nin de Rusya'nın da Libya'da kalmakta çıkarları var. İkincisi, şu an Libya'dan çekilmek için teşvik edecek çok az gerekçe var çünkü Türk ve Rus güçlerine Libya'dan ayrılmak için baskı yapacak tek güç, şu an Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kartı oynama olasılığı düşük görünüyor. Analiz için değerlendirmede bulunan Brookings Enstitüsü'nden Dış Politikada Güvenlik, Strateji ve Teknoloji Merkezi'nden Federica Saini Fasanotti, Washington, özellikle Donbas'tan Kuzey Kore'ye, Çin'e ve her şeyden öte ülke içinde daha ağır basan sorunların olduğu dönemde Libya ile ilgilenmiyor. Bu nedenle şu ana kadar kimsenin beklediği bir bağlılık olmadı ve Brüksel için üzgünüm, yarın da olmayacak, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.